pelivanlarımızı bekliyoruz sevgili seyirciler. Ekranlarını yeni açan seyircilerimiz için ben baş pelivanlık eşleşmelerini bir daha okumak istiyorum sevgili Ramazan. Lütfen. 1 numara Mustafa Taş ile 2 numara Hüseyin Gümüşalan kol bağlayacak. 3 numara İsmail Balaban ile 4 numara Fatih Atlı kol bağlayacak. Ertuğrul Dağdeviren ile Serhat Gökmen kol bağlayacak. Cengizhan Şimşek ile de Tanju Gemici kol bağlayacak değerli izleyiciler. Çeyrek final karşılaşmasını yorumcumuz İsmail Yılmaz söyledi. Alistan Batmaz mücadelesi devam ediyor. Ekranda Hüseyin Kalaycı ile Serdar Yıldırım'ı görüyoruz. Hüseyin Kalaycı sırtı dönük olan Tokatlı. Bir evet. Kas kanadı denemesi sevgili seyirciler. Alistan Batmaz'dan Yıldır Aypala'ya kuvvet, hemen kapandı Yıldır Aypala. Kuvveti görüyor musun Ramazan? Tek elle çok güçlü kuvvetli. Asılıyor ki. Geçen sene de çok iddialıydı Alistan Batmaz. Belki Alistan Batmaz için o sene bu sene. Olabilir. Büyük orta birincisi olduğu yıl çok açık arayla rakiplerini yenmişti. Başaltı eşleşmelerini söyler misiniz? Hemen söyleyelim. Ekran başında izleyen izleyicilerimize Alistan Batmaz görüşünü yorumlayalım hocam. Alistan Batmaz biraz daha hakim oldu. Paça biraz daha kaldırdı. Oradan tam asacakken evet. Garip usta da bu oyunu çok güzel yapmış. Evet, bu oyunu ben de güzel yapardım ama orada çok acele etti Alistan Batmaz. Hocam orada tam havaya asıp kendine doğru hafif bir çekmesi mi lazım? Koluna bindirmesi lazımdı. Koluna bindirmek çok önemli diyorsunuz. Orada, sevgili orada izleyiciler. İkinci kez hamleyle yapabilirdi ama. Bu paça kaza ikide bir kaldırıp boşa gitmesi de kaldıran kişinin enerjisini de yoruyor değil mi? Tabii. Ama çok istekli Alistan Batmaz. Ona acele ettiren de o istek. Evet. Sevgili izleyiciler, başaltı çeyrek final müsabakaları. Alistan Batmaz ile Yıldıray Palar, Mustafa Doğan Özkaya ile Mevlüt Köken, Mustafa Arslan ile Enes Doğan, Hüseyin Kalacı ile Serdar Yıldırım. Evet, yine paça kazıktan rakibini arıyor. Tabii bu şekilde aramak da kondisyonun iyi olmasıyla tabii orantılı. Ne kadar çok güçlü olsan da vücudunda güç, derman, enerji olmazsa biter. 2-3 dakika sonra soluk soluğa kalırsın. Elin kazağa bile girmek istemez. Veya kesinlikle kollar öyle, şişer. Tabii. Ya bugün burada bu şekilde güreş yapan kıştan beri hazırlık yapıyor olması lazım ki başka da bir seçenek yok. Başka hocam, da alternatif yok. Çalışmayan insanı giydiği kıspet bile yorar. Yorar, aynen. O kıspet 250 sıcak, gram, sıcakta. 300 gram değil yani. Yine bir 2 kilo var. Yağı aldı mı belki 3 kilo, 3,5 kilo. Hiçbir şey yapmasam bile şu 45 derece sıcağın altında her meydanda yürüsen bile yorulursun. Evet. Serhat Gökmen ekranlarınıza ve takım arkadaşı aynı ilçe Latinli. Serhat Gökmen Fatih Atlı. Çeyrek finalli. Fizik olarak en az kilosu olan baş pehlivanı. Ertuğrul Dağdeviren ise en fazla kilosu olan baş pehlivanı. Alistan Batmaz çöktükçe çöküyor. Rakibi Yıldıray Pala'ya sevgili evet, izleyiciler. Yıldıray'ın tabii zorlandığını görüyoruz. Tabi burası Sarayiçi Er Meydanı. Sonuna kadar Yıldıray Pala'da mücadelesini veriyor. Tamam.
Alihsan Batmaz yükleniyor. Yıldıray Pala direniyor. Aynen o şekilde. Sevgili izleyiciler, Kanal B Facebook canlı yayın akışını kendi sayfanızdan paylaşırsanız müteşekkir oluruz. Daha fazla yağlı güreşimiz sizlerin sayfanızdaki arkadaşlarımıza ulaşmış olur. Yüklendikçe yükleniyor ve kas kanadı oyunundan mağlup etti ve başa güreşmeye hak kazandı. İsmail Hocam. Dakika, bir itiraz var. Yoksa itiraz var. Var. Tekrarını görürsek biz de yorumumuzu yapabiliriz. Evet. Alihsan Batmaz'ın Yıldıray Pala'ya karşı kas kanadı oyunu tam oldu mu ona bakıyoruz. Evet, açık net olmuş sevgili seyirciler. Hocam ne diyorsunuz? Benim görüşüm tabii ki de. Hepsi bizim kardeşimiz. Ya görünen göbek yıldızı gördü. Evet. Uzun süredir baş pehlivanını Balıkesir'e götüremedik. Cumhuriyet tarihine geriye gittikçe Balıkesir'in Kırkpınar tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. Şimdi 89'da Saffet Kayalı, 86'da İbrahim Gümüş, Kırkpınar baş pehlivanı. Daha önce bu arada Alihsan Batmaz paça kazık oyunundan, ters paça oyunundan çevirebilecek mi? İyi astı Mustafa Tuğan Özkaya'yı. Yine 85 ve 79 yılında Sabri Acar Balıkesir'le baş pehlivanları olarak tarihe geçti. Kendisine de acil şifalar diliyoruz. Şu anda hastanede Sabri Acar ustamız. Tabi Sabri Acar'ın bir de babası Hasan Acar ve dedesi Bandırmalı Kara Ali Acar. Tarihi Kırkpınar'da baş pehlivanlık elde eden unutulmaz baş pehlivanlar arasında yer almakta. Yine Balıkesirli Tarzan Mehmet 1952 yılının Tarihi Kırkpınar baş pehlivanı olarak tarihe geçmiş. Ve çok sayıda Balıkesirli baş pehlivan. Sındırgılı Şerif'ten Mehmet Ali Yağcı'ya kadar Şerif, değil mi? Evet, Mehmet Ali Yağcı, Sındırgılı Şerif. Sındırgılı her biri ikişer sefer baş pehlivan olmuşlar. Yine baş pehlivan olamasa da baş pehlivan kategorisinde güreşen Balıkesirliler var. Dolayısıyla Ertuğrul Dağdevren çok ciddi. Evet, bitti. Keçicikmesi oyunundan bitti. Mustafa Doğan Özkaya'yı yenerek ismini finale yazdırdı sevgili seyirciler. Hakemler, çok kuvvetli. Bunlar neyi düşünüyor ben anlamadım. Hakem bu pozisyonu veremiyor yani mu? Yani bu pozisyonda düşünecek ne var? Aman Allah'ım ya. Ama öyle bir güç kullandı ki bakın paçayı bile tutmadan. Aman Allah'ım. Paçayı bile tutmadan evet. Ayaklarından tutarak atıyor. Yani orantısız güç dedikleri bu galiba. Karali diyor bırakın güreşelim. Nasıl olsa yenişiriz. Oydu buydu yine sonuçlanamıyor. Bu defa Aydın Demir'le Karali protesto ediyor. Çekip gidiyorlar. Bu defa üçüncüyü kürsüye çıkarıp ödülünü veriyorlar. Birincilik, ikincilik kürsüsü boş kalıyor. Yani bu uzun süre müsabakalardan sonra tartışılıyor. Böyle puanlama güreşinin getirilmesi tartışılıyor Ramazan. Bu tartışmalarda aşağı yukarı bir 10 yıl kadar sürdükten sonra puanlama güreşi şeklinde girişilemeyen süreden sonra bir puanlama güreşi yapılıyor. Yani puanlama güreşi bir ihtiyaçtan doğmuş ve bu noktaya gelmiştir. Çok detaylar var. Daha önce altın kemeri kuşanırken pantolon kemeri gibi kuşanıyorlar, evet, baş pehlivanlar. Bele kuşanıyorlar. Değil mi? Evet, önceden sonra evet. Çapraz. Daha sonra çapraz geçiyor. Takılıyor. Ordulu Davut Yılmaz'ın oğlu yine aynı ismi, babasının ismini kullandığı, verildiği Davut Yılmaz abimize de selam gönderelim. Rahmetle kendisiyle anıyoruz. Kendisiyle telefonda görüşmüştüm. Ordulu Davut Yılmaz Başbeylihan'la. Hiç okula gitmedim dedi. Köyümüze okul ben askerden geldikten sonra yapıldı dedi. Ben de güreşe başladığım zaman bir hayli aslında yaşım vardı dedi. 26-27 yaşında başlamış o da. Ama çok acar bir başbeylihanmış. 73 yılında başbeylihan oluyor. 74'te yine üçüncülüğü var.
sonra bir belli bir rahatsızlık olup bırakıyor ama çok güçlü bir pehlivan olduğu söyleniyor. Sevgili seyirciler, ekranlarınıza gelen görüntü başaltı final müsabakası. Ali İhsan Batmaz ve Mustafa Arslan arasında geçiyorum bu mücadele. Ali İhsan Batmaz Antalya Korkuteli Belediyesi adına güreş yapıyor. Antalya Korkuteli'den bendenizin de hemşerisi. Çok güçlü, kuvvetli bir baş pehlivan diyelim artık. Şu an başaltı final yapıyor ama başa çıkmaya hak kazandı. Rahmetli Muhammed Ali Sarıcalar'ın çırağıydı. Emeği çok, onun adına güreşiyorum dedi. İyi mücadele veriyor, durdurak bilmiyor. Ne diyorsun İsmail Hocam? Yani baş pehlivanına yakışan güçlü fizik yapısıyla çok sağlam bir pehlivan. Ali İhsan Batmaz. Yani eğer çalışırsa baş pehlivanlıkta da söz ettirir. Gücüyle, güreş tutuşuyla baş pehlivana layık bir pehlivan. Keçi dikmesi oyunu denemek istedi. Ayağını taktı Mustafa Arslan. Gerdanlıyor bakın sevgili seyirciler. Çok güçlü hocam. Çok güçlü. Ali İhsan Batmaz bozuyor. Çoğu pozisyonda hiç teknik falan da düşünmüyor. Gerçekten. Gücüyle zorluyor rakibini. Bakın nasıl Serhat Gökmen gibi çöküyor kafasına. Rahatsızlık veriyor. Başaltı final müsabakası ekranlarınıza geliyor sevgili seyirciler. Bakın nasıl gerdanlayarak açmaya çalışıyor. Bakın nasıl tersten gerdanlıyor hocam, görüyor musun? Evet, tek kolda güce bak. Bu çok güçlü bir kuvvet ancak evet. Bunu yapabilir. Yine bir alt kolda. Külme denemesi. Yok, geniş yok orada, devam. İsmail Hocam da eski bir meydan hakemi. Orada bence geniş yok. Yine kazığı vurdu, yaydı rakibi Mustafa Arslan'ı. Ali İhsan Batmaz. Rahatsızlık verdirmeye devam ediyor. Oradan dikildi Mustafa Arslan. Paçayı buldu. Ama hemen geriye gitti, savuşturdu Ali İhsan Batmaz. Bakın yine teslim alıyor hemen. Güç kuvvet çok önemli hocam. Kesinlikle öyle. Altta durmak bu sporda her zaman sıkıntıdır. Ahmet Taşçı'nın 10 tane yaptığı oyun mu vardı? Yok. Ama aşırı kuvvetli olduğu için. Önce rakip bastırır, altında rakibi yoğurur. Rakibini tükettikten sonra iç kazık ters paçayla yenerdi. Kendisi ama dönerdi zaten rakip. Tabii. Zaten nefes tükendikten sonra insan evet. Güreşemez. Baş pehlivanlar, koç yiğitler, haydi aslanlar. Ali İhsan Batmaz iç kazıktan yakaladı. Galibiyete çok yakın. Yani futbolda penaltı neyse yağlı güreşte de iç kazık ters paça odur Ramazan. Evet. Oradan Ali Gürbüz'ün oyunuyla, serttirme oyunuyla mağlup etmek istediği Bozova eski muhtarı Osman Batmaz'ın oğlu Osman Ali İhsan Batmaz. Kuvveti görüyor musun? Çok kuvvetli. Hemen yayıyor. Ki Mustafa Arslan başaltının çok iddialı, çetin başaltı sporcularından.
Cansgır anons etti sevgili seyirciler başpelevanlarımızı. Alt boy müsabakaları devam ediyor. Sen yaptırsan da yine bir keçi tepmesi oyunu deneyecek mi bakalım. Bir keçi tepmesi oyunundan Ali İslam Batmaz Mustafa Arslan'ı mağlup ediyor sevgili seyirciler. Çok güçlü, çok kuvvetli. Mustafa Arslan'ın başka yapacağı bir şey kalmadı. Korkuteli Belediyesi'nin sporcusu Ali İslam Batmaz keçi tepmesi oyunundan mağlup etti Mustafa Arslan'ı. Kuvveti görüyor musun? Ne kadar kuvvetli ki çok zorlanmadan. Evet.